Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. dönem milletvekillerinin yemin töreni için toplandı. Törende AK Partili Recep Akdağ 4. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenli oğlu İbrahim Aydemirli, Milliyetçi Hareket Partili Kamil Aydın 2. AK Partili Deli Göz ise ilk kez yemin töreni heyecanı yaşadı. İbrahim Aydemir. Türkiye Büyük Millet Meclisi günler süren hazırlıkların ardından dün yeni milletvekillerine merhaba dedi. Güvenlik önlemlerinin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15'te toplandı. 7 Haziran seçimleri sonrası olduğu gibi oturumu en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yönetti. Oturum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'dan görevi devralan Deniz Baykal'ın konuşmasıyla açıldı. 25. dönem Erzurum Milletvekili olarak yemin eden eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 26. dönem milletvekilliği yemin törenine Bursa Milletvekili olarak katıldı. Efkan Ala yemin ettikten sonra partili arkadaşları tarafından alkışlandı. Yemin töreni sonrası açıklamalarda bulunan AK Partili Recep Akdağ, bakanlık beklentisi olmadığını belirterek Erzurum'a en mükemmel hizmet için yeterli tecrübe ve imkanlarımız var dedi. Mustafa Ilıcalı ise Uluslararası Çağrı Merkezi ile ilgili Başbakan Davutoğlu ile görüştüğünü bildirdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum'un pastadan büyük pay alması için çalışacaklarını belirtirken İbrahim Aydemir artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Yeni milletvekili Orhan Deligöz ise daha önce açıkladığı cep telefonunun 24 saat açık olduğunu ifade etti. Soyadlarına göre yapılan çağrı sebebiyle Erzurum'da ilk olarak AK Partili Recep Akdağ yemin etti. Dördüncü kez yemin eden Akdağ'ın ardından ikinci olarak kürsü İbrahim Aydemir çıktı. Erzurum milletvekillerinden üçüncü olarak yeminini MHP'li Kamil Aydın yaptı. Törende daha sonra sırasıyla Orhan Deligöz, Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu milletvekilliği yemin etti. Yemin töreni sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum halkının emanetini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. AK Parti hükümeti olarak verdikleri sözler için 100 günlük süreyle ilgili bilgi veren Taşkesenlioğlu, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerini de dile getirdi. AK Parti Erzurum milletvekili olarak hükümetin ortaya koyduğu dev projelerden Erzurum'un da büyük oranda faydalanması için çalışacaklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, hükümetin Türkiye ile ilgili hazırladığı projelerden Erzurum'un maksimum oranda faydalanmasını sağlamak için çalışacağız. Yani büyük pastadan büyük payı Erzurum'a getirmek için çaba göstereceğiz dedi. 7 Haziran genel seçimlerinde milletvekili olan ancak hükümetin kurulmamasından dolayı erken seçim kararı ile bir kez daha seçmenin karşısına çıkan İbrahim Aydemir de dün yemin töreninde ikinci kez meclis kürsüsüne çıktı. İbrahim Aydemir. 7 Haziran genel seçimleri öncesi AK Parti'den milletvekili adayı olan ve yapılan seçimle 4. sıradan milletvekilliğini kazanan İbrahim Aydemir, hükümetin kurulmaması ve erken seçim kararının alınmasının ardından ikinci kez aynı partiden aday oldu ve 1 Kasım seçimlerinde yine milletvekilliğini kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 Haziran sonrası ikinci kez milletvekili yemin ettiğini hatırlatan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, "O zaman bir hükümet iklimi vardı. AK Parti'nin 258 vekili vardı. Doğrusu o günü bugünle kıyaslıyorum. O dönem mecliste bulunan siyasilerde de endişe vardı. Bundan sonra ne olur endişesi taşıyorlardı. Ancak bugün sürür iklimi var. Mutluluk içinde yeminlerimizi yaptık. Artık sözün bittiği zaman, artık icraat dönemi başlamıştır. Vaat ettiklerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bundan sonra süreçte zaman mefhumu gözetmeksizin millet adına 24 saat hizmette geçecek." dedi. "Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."
Bu arada Erzurum'un yeni milletvekillerinden AK Partili Orhan Deligöz ise Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında açıkladığı cep telefonunun 24 saat açık olacağını vurgulayan Deligöz, "Biz Erzurum'un hizmetindeyiz. İlçe başkanlarımız, il başkanımız Erzurum'un hizmetinde. Hiçbir vatandaşımız bize ulaşım sorunu yaşamayacak." dedi. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. 1 Kasım'da yapılan 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde oyunu artıran ilk 10 il arasına giren AK Parti Erzurum Teşkilatı plaketle ödüllendirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün gerçekleştirilen AK Parti 105. İl Başkanları toplantısında AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ve il teşkilatını başarılarından dolayı ödüllendirdi. 7 Haziran seçimleri ne oranla 1 Kasım seçimlerinde oyunu en çok artıran ilk 5 il arasında yer alan Erzurum Teşkilatı'na teşekkür eden Başbakan Davutoğlu, platforma davet ettiği Fatih Yeşilyurt'u başarı plaketi ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Erzurumların kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirten Başbakan Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinde %51 destek veren Erzurumların 1 Kasım seçimlerinde bu desteği %67'ye çıkarması bizi çok mutlu etti. Ev ev dolaşarak projelerimizi anlatan, oyumuzun artmasında büyük pay sahibi olan il başkanımız Fatih Yeşilyurt'u ve tüm teşkilat üyelerini tebrik ediyorum, dedi. Fatih Yeşilyurt ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederek Erzurum İl Teşkilatı olarak yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. AK Parti 7 Haziran seçimlerinde aldığı 214 bin oyu 1 Kasım seçimlerinde 281.706'ya çıkararak TBMM'ye Erzurum'dan 5 milletvekili göndermişti. Türk siyasetinden ikinci kez Erzurum'dan milletvekili seçilen Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı yemin töreni sonrası yaptığı değerlendirmede AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte herkesin büyük bir rahatlığa kavuştuğunu belirtti. Mustafa Ilıcalı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni heyecanı yaşandı. 26. dönem milletvekili seçilen isimler meclis kürsüsünde yemin ederek göreve başladı. İşte bu yemin edenler arasında ikinci kez bu göreve seçilen Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı da vardı. Yemin töreni yapıldıktan sonra bir değerlendirmede yapan Ilıcalı, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında önemli farklar olduğunu belirtti. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti'nin tek başına iktidarıyla herkesin büyük bir rahatlığa kavuştuğunu söyledi. 7 Haziran sonrası oluşan karanlık ortamın AK Parti iktidarıyla dağıldığını ifade eden Ilıcalı, TBMM Başkanı için bizden aday isimleri alındı. Komisyonlar oluşacak, hükümet kurulacak ve icraata başlanacak. 7 Haziran'da bulutlu sisli olan yol artık 4 gidiş ve 4 geliş olarak rahat bir imkana kavuştu. Artık önümüzde kaymak gibi asfalt bir yol var. Önümüzdeki dönem önemli mesafeler alacağız, dedi. Seçim sürecinde önemli vaatlerinden biri olan uluslararası çağrı merkezi konusunda önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşme imkanı bulduğunu ifade eden Ilıcalı, bu projenin Erzurum'un istihdam sorunu ortadan kaldıracağını kaydetti. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda da bu sezon yoğun bir mesai harcıyor. Asfalt, menfez, gölet ve istinat duvarı çalışmaları ile çiftçiye yönelik tarımsal destek konularında vatandaşların taleplerini tek tek yerine getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il genelinde yaptığı yatırım ve hizmetlerle ilçelerde yaşayan vatandaşların bu yılda takdirini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırsalda yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Yol Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Başkan Mehmet Sekmen, 2015 yılında 259 kilometrelik yolda yoğun mesai harcadığını ifade etti. Kurumumuza ait şantiyemizdeki asfalt patentinde üretilen 2022 ton asfalt yama malzemesiyle 290 kilometre kırsal mahalle yollarında onarım çalışması yaparak ikinci kat asfalt sattı yapılması gerçekleştirdik, dedi. Başkan Mehmet Sekmen, yol medeniyettir diyerek kırsala arazi ve yayla yolu yaptıklarını ifade etti.
Sekmen bu dönem kırsaldaki mahalle yollarında yol standartlarımızın yükselmesi ve ulaşımın daha rahat, güvenli ve kar mücadelesinin kolay yapılabilmesi için yol onarımlarına ağırlık verdik. 329 kilometre yol genişletme, güzergah değişimi, yol eğiminin düşürülmesi çalışması yaptık. Yine yol standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla kırsal mahalle yollarımızda 32 menfez, 2705 metre istinat duvarı, 6 köprünün yapım ve onarımı gerçekleştirdik. İlimizin coğrafi konumunun göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın en büyük geçim kaynağı yaylacılık ve tarım arazileri için yeni büyükşehir yasası yürürlüğe girmeden önce ücret karşılığı yapılan arazi ve yayla yollarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz ücretsiz gerçekleştirdik. Bu çerçevede 1600 kilometre arazi ve yayla yolu Erzurum-İstanbul arası 1234 kilometreyi kapsıyor. Yani Erzurum-İstanbul arası kilometre mesafesinden daha fazla yayla ve arazi yolu yaptık. Vatandaşlarımızın destek ve duasıyla merkezi ve ilçelerimizdeki bu hizmetlerimiz kat ve kat artarak devam edecek, dedi. Erzurum'un merkez Yakut ilçesine bağlı Yoncalık semtinde Şair Nefi Ortaokulu'nun bahçesini çevreleyen duvarlarda adeta bir tarih skandalı yaşanıyor. 1958 yılında inşa edilen ve üniversite ek binası olarak kullanılan yapının bahçe duvarlarının çifte minareli medrese ve üç gembetler etrafında bulunan tarihi mezar taşlarıyla örtülü olduğu ortaya çıktı. Zamana bağlı olarak duvarlarda açılmaların meydana gelmesiyle mezar taşları da ortaya çıkmaya başladı. Okul etrafında ilk olarak turistlerin fark ettiği taşlar, tarih ettiği tanıklık ve üzerindeki motif ve yazılarla büyük önem taşıyor. Mezar taşlarını görenlerse tarihi taşların korumaya alınıp müzeye kazandırılmasını istiyor. Araştırmacı yazar Reşat Coşkun, Şair Nefi Ortaokulu'nun geçmişte Atatürk Üniversitesi ek binası olarak kullanıldığını ve yapının bahçe duvarlarının o dönemde inşa edilirken mezar taşlarından destek alınarak yapıldığını söyledi. Çifte minareli medrese ve 3 kilometre etrafında bulunan mezar taşlarının bahçe duvarlarında kullanıldığını anlatan Coşkun, bahçe duvarının korunmaya alınması gerektiğini kaydetti. Şöyle belirteyim, ben tarihçiden ziyade coğrafyacıyım ama Erzurum tarihiyle uğraşıyorum. Baktığımız vakit burada hükümetler Saltuklu mezarlığı olarak geçer. Bu da 12-13. Yüzyıl olarak geçer. Türk tarihi açısından önemlidir. Malumunuz olduğu üzere mezar taşları aynı zamanda bir beldenin mühürleri hükmündedir. 1828'de Ruslar Erzurum işgal ettikleri vakit Ermenilerle birlikte Erzurum'un tarihine, tarihi eserlerine zarar vermekle işe başlamışlar. Maalesef bugün üzüldüğümüz nokta şu, bizim tarihi üç kümlekler mezarlığından söktüğümüz taşlarla gördüğünüz gibi mezar taşlarında duvarlarımızın örülmüş olmasıdır. İçeride göreceksiniz, bunlar belki son dönemin mezar taşları Osmanlı'ya, ama baktığımız vakit içeridekiler gerçekten erken Türk döneminin Saltukluların eserleri. Orada olayın vehameti daha iyi bir şekilde görülüyor. Peki yanlış bir şey mi? Doğru bir şey olsa zaten biz burada olmayız. En azından biz bu yanlışa karşı çıkaraktan gelecek nesillere bir tarih şuuru, bilinci oluşturma adına, böyle vahim olayların tekrar etmemesi adına bu açıklamayı yapıyoruz. İlk turistler fark etmişti. Yok, turistler değil. Onları ben göstermiştim bunu şey olaraklar. Ama ne oldu? Bu tabii ki yankılanmıyor. Size tekrar ne yapabiliyor? Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem 3 puandan hem de liderlikten oldu. Bugün deplasmanda Silivrispor ile karşılaşan mavi beyaz ekip 90 dakika sonunda sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve liderliği Tiraspor'a kaptırdı. Spor Toto 3. Lig 1. grupta aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken ve ilk kez liderlik koltuğuna oturan Büyükşehir Belediyespor bugün hem liderliği hem namağlup ünvanını hem de 3 puanı İstanbul'da bıraktı. Cumartesi günü Arsinspor'u Kazım Karabekir stadında ağırlayan ve rakibini 2-0 mağlup ederek İstanbul deplasmanına moralli giden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Silivrispor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Ev sahibi ekipte Serdar Gökaya'nın 66. dakikada attığı gol mavi beyazların namağlup ünvanını yitirdi. Yenik duruma düştükten sonra beraberlik için yüklenen ancak arzu edilen golü bir türlü bulamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 90 dakika sonunda sahadan 1-0 mağlup paylaşarak taraftarlarını üzdü.
Alınan mağlubiyet sonrası ligde ilk yenilgisini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor liderliği de İzmir temsilcisi Tiraspor'a kaptırdı. Kendi evinde rakibini 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Mavi beyazlı ekip ise 29 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.